kap. Emekçiye değil, hırsızlara barikat. Emekçiye değil, hırsızlara barikat. Hükümetin bizleri yok sayan ilk teklifine, ilk uyarı için grevdeyiz. Değerli dostlar, ne yazık ki ülkemizde çok uzun süredir gecenin karanlığı hakim. Üstelik ülkeyi yönetenler attıkları her adımda üzerimize çöken karanlığı daha da zifiri hale getirmeye çalışıyor. 2 gün önce yine böyle bir adım atıldı. Hükümet 6 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emekliye bizlere toplu sözleşme teklifini açıkladı. Buna göre hükümet bizlere 6'şar aylık dilimler halinde 2024 yılı için %14 artı %9 maaş artışı, 2025 yılı için ise %6 artı %5 maaş artışı teklifi etmiştir. Değerli dostlar, kısacası ilk toplantının yapıldığı 1 Ağustos'tan 2 hafta sonra gelinen yerde dağ fare doğurmuştur. Günlerdir yapılan açıklamaları tüm kamuoyu takip ediyor. Biz de buradan soruyoruz. Bu teklifte 4 milyona aşkın kamu emekçisini, 2 milyona aşkın kamu emeklisine memnun edecek ne vardır? İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret artışı var mı? Yok. Taban aylığımıza yansımayan 8.077 TL tutarındaki ilave seyyanen ödeneğe ilişkin bir adım var mı? Yok. Barınma hakkı kapsamında konutu olmayan kamu emekçisine kira yardımı var mı? Yok. Hangi at altında olursa olsun emekli maaşlarımızı adeta kemiren tüm ek ödemelerin taban aylığımıza, emekliliğimize yansıtılması var mı? Yok. Büyümeden refahtan pay var mı? Yok. Yıllardır maaşlarımızı dilim dilim buharlaştıran gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi var mı? Yok. Ücretsiz servis, yemek, ulaşım taleplerine ilişkin bir adım var mı? Yok. Vekil, ücretli, taşeron, sözleşmeli, İHS'li gibi farklı adlar altında sürdürülen güvencesiz istihdama son verilmesi, güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli istihdama geçirilmesi var mı? Yok. Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması söz konusu, kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi var mı? Yok. Ayırmanın, torpilin kapısını sonuna kadar açtığını kabul ettiğimiz, seçim öncesi sözünü verdiğimiz mülakatın kaldırılması var mı? Yok. Kadın kamu emekçilerine çalışma yaşamında uygulanan cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın, mobbingin son bulması var mı? Yok. Değerli dostlar, biz KESK olarak en başından beri kamu işvereni olan hükümetin geçtiğimiz 6 dönem boyunca yaptığı gibi bu dönemde masaya tutunmayan enflasyon hedeflerini, TÜİK sahte enflasyon rakamlarını temel alan bir maaş artışı teklifiyle gelmesi durumunda üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı ilan ettik. Ne yazık ki hükümet bu kez bizi yanılttı. Açıkçası biz bile bu kararını tahmin etmiyorduk. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Temmuz 2023 itibariyle 38 bin TL'ye ulaşmıştır. Buna rağmen kamu işvereni 2 gün önce açıkladığı teklifiyle mevcutta 22 bin TL olan eşi çalışmayan 2 çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının %15 bir hizmetli tam 2 yıl sonra 30.425 TL olmasını vaat ediyor. Üstelik 2 yıl sonra havale edilen bu rakamların içinde taban aylığımıza yansıtılmayan, dolayısıyla emekli aylıklarımıza yansıtılmayan ilave seyyanen ödenek tutarların olduğunu açıklıyor. Buradan tüm kamu emekçilerine, emeklilere sesleniyoruz. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, kamu işvereni olan İktidarın toplu sözleşmeye ilişkin ilk teklifini hepiniz duydunuz, öğrendiniz. Yıllardır önümüze konulan bu tutmayan hedeflerin suni TÜİK rakamlarına dayalı bir elin parmak sayısını geçmeyen yüzdelik artışlarının faturasını hepimiz maaşlarımızda her yıl daha fazla erime,
daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvencesiz hale getirilme ile ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ne yazık, bizim dışımızda, KES dışında diğer konfederasyonlar bu tuzağa dikkat çekmedi. Görmezden geldiler. Hala görmezden gelmeye devam ediyorlar. Hepimize dayatılan bu yoksulluğa dur deme vakti gelmedi mi? Unutmayalım ki mücadele edenler her zaman kazanmasa da kazananlar hep mücadele edenlerdir. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hakem kurulunun iki dudağı arasında çıkacak kararlara mahkum eden bu garabet sisteme karşı hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenli istihdam, demokratik bir çalışma yaşamı, grev hakkı ile tanımlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için her adımda omuz omuza vermeye